Motorcu Dostu Aytemiz'in sunmuş olduğu Burak Hoca'yla Sürüyorum program serimizin 12. bölümündeyiz. Vay arkadaş, ne güzel açtın ya. Bir tane tane tek tek böyle hocam. Yakıldı, yıkıldı. Hocam nihayet izleyicilerimizin de uzun zamandır beklediği sizden böyle heyecan verici, böyle adrenalini yukarı çıkarıcı bir antrenman bölümüne geldik diye tahmin ediyorum. Baba öyle bir konuştun ki sanki ilk 10 bölümdür sıkıyoruz. Ya, şimdi mi yani? Biraz bu mu? Sıkılmış olabilir tabii insanlar. Böyle teknik detaylara girdiğimizde ya eğitim detaylarına. Çok da normal. Eğer biz şu anda bir eğitimle ilgili, daha doğrusu teknik motosikletle ilgili bir şeyler öğretiyoruz. Sıkıcı mı? Sıkıcı. Eğer bunu birazcık eğlendirici, eğlenici, hani öğretirken eğlendirebiliyorsak ne mutlu bize, umarım eğleniyorsunuz. Bu bölümde ama garantisini veriyoruz eğlenmenin. Bu bölümde birazcık eğlence var. biliyorsunuz en başından beri piramidin tabanından yukarıya doğru taşları koya koya bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bütün egzersizlerde olmazsa olmayanımız neydi? Bakış. Bakış bunu diyeceksiniz. Arkadaş nasıl bir bakışmış bu? İnanın bana. Bütün her şey onun üzerine. Konfor zonunun dışına çıktığımız zaman başımızı belaya sokan ilk şey bakış. Motosiklet üzerinde hepimizin, affedersin, tek bir pozisyonu var. Lök diye ortası oturuyoruz bacaklarımızın arasında. Bunu değiştireceğiz. Ağırlık. Hocam bir özet geçebilir miyim? Şimdi izleyenler de, ulan ne yapacaksınız? Bir saattir anlatıyorsunuz. Ben şöyle göstereyim olduğu yerde. Hoca böyle sürecek. İşte böyle sürecek. Değil mi hocam? Yanlış mıyım? Üzerinde giderken şöyle yan oturacak. Sonra ayak değiştirecek. Şöyle kalkacak. Sonra güvercin taklası atacak. Sonra takla atarak gidecek falan gibi hareketleri gösterecek. Ama bunu gösterme sebebi böyle hani apaçilik yapın, bunları yapın diye değil. Aslında bu piramidin temelinden yukarıya doğru gelirken motosiklete daha hakim olabilme sistemleri bunlar. İngiltere'de ve Japonya'da uygulanan sistemler değil mi? Dünyanın çeşitli ekollerinde değişik yaklaşımlarda her zaman ısınma, warm up, denge adı altında uygulanan eğitimler. Ben buna tamamen aslında onlar farkında olmadan yaptırsa da aslında bu işler zorlaştığı zaman, yapılan iş komplike hale geldiği zaman hala bakışını ayırabiliyorsan gene aslında bakış işte. Bende bakış ön plan. Temel bakış. Aynen. Ama şunu özellikle belirtelim. Eğer bizim vermiş olduğumuz o temel bilgileri, antrenmanları uygulamayanlar varsa bu hareketler hoşuna gidip de tek başlarına ne olur uygulamasınlar diyelim. Zorlayabilir de en başta yanda başka ikinci bir tecrübeli bir kişinin tecrübesi gerekebilir. O yüzden bu noktaya kadar geldik ama burada en baştaki 3-4 hareketimiz dışında lütfen tek başınıza kalkışmayın. Bir destek alabilirsiniz. Destekten kasma bu tabii ki bir eğitmen desteği olacaktır. Ama hani bunu aslında çok kolay yapılabilecek, çok her şeyi ben burada açıklayacağım. Ama gene de şunu söylemek istemiyorum. Bütün bunları tek başınıza yapabilirsiniz. Lütfen yapmayalım. Ama yaptığımız an motosikletin altınızda kaybolduğunu ve çok rahatladığınızı da göreceksiniz. Bölümümüzün başlığı motosikleti altında kaybetmek. Hocam. Öyle mi olsun? Hadi öyle olsun. Küçültmek diyelim. Küçültmek. Motosiklet tamam. Altında küçültmek. Küçültmek ve bakışı kopartmak. Bakışı. Bak. Hocam hemen başlayalım. Çok uzattık. Tamam. Hayır. Ben şöyle geçebilir miyim? Buyurun. Şimdi, hani soldan binebiliyorduk motora. Hani o öyle öyle. Ya onları hocam artık ezbere bildiğimizi varsayarak. Şimdi normalde her zaman nasıl sürüyoruz? Böyle sürüyoruz. Ağırlık merkeze. Her şey ortada. Motor benim ortamda. Ağırlık ortada. Bunları bozacağım. Ama kolaydan zora doğru. Net beni dinle. Şu an teorik eğitim. Çok daha kulağına karışık ve zor gelecek ama bindiğin zaman ileriye doğru bir hareket ve denge olduğu zaman çok daha rahat yaptığını göreceksin. Başlıyorum. En başta böyle giderken ufaktan bozuyorum. Ne yapacağım? Bir, ilk önce bir ayağımı açacağım. Koruma demirin varsa böyle koyabilirsin tembellik yapıp. Bir sonraki turda bu kapanacak, bu açılacak öbür ayak. Alttaki çok basitti. Şimdi gene motosikletin ortasındayım ama bir elim gidondan kalktı. Ne oluyor? Slaloma geldiğim zaman veya yön değiştireceğim zaman vücudumu görüyor musun? Hmm. Vücudumu da kullanarak şu kolumuzu da bir kapı düşün. Üstünde böyle hidrolik bir kol vardır ya. Hmm. Böyle yavaşça kapanmasını sağlar. Onun kafanda onu canlandır. Çekiyorum, dönüyor. Tek başına yetmeyeceği için vücutla destekliyorum. Aynen, vücutla destekliyorum. Çünkü böyle yaptığım zaman motosiklet o tarafa atacağı zaman buraya geliyorum. Burada bunu yapıyorum. Ama burada önemli olan sinyali böyle vermek. Kendine çekmek her zaman kolaydır ama sola dönüşte de itmen gerektiğini unutma. Basit. Motorun ortasındasın. Bunu da iki taraftan yapıyoruz. Sonra bir ayağımızı açacağız, bu elimizi bırakacağız, bu şekilde yapacağız hepsini. Buralarda hiç sıkıntı yok. Bunları ayrıca tek başınıza da yapabilirsiniz. Tamam. Ama sonra ayağa kalkıyorum. Seninle ayakta sürüş tekniklerini zaten 5 tane sürüş pozisyonunda bahsetmiştim. Hiç detaya girmiyorum. Ayakta süreceğiz, slalomumuzu yapacağız. Şuna dikkat etmeni istiyorum. Bu ayağı alıp selenin üstüne koymanı isteyeceğim. Bunu yaparken
Şu an motosiklet ne yapmak isteyecek bana söyler misin? Sağa doğru yatmak isteyecek. Çünkü bütün ağırlığım bravo. Bütün ağırlığım sağ botun çizmede yani sağ tarafta. Benim bu egzersizlerdeki temel olay bu. Ağırlığımı transfer ederken mecburen bu ayak kalkıyor buraya. Eş zamanlı olarak ters bir noktadan ters ağırlık eşit bir ağırlık vermem lazım ki benim amacım bu motosikleti dik götürmek. Aha. Şimdi diyeceksin niye bu cambazlıkları yap diyorsun işte olay bu. Bakışımı bozmadan bunu yaparken elime bakacağım basacağım yere gitmeden hala bunlara bakarak yaptığım işten kopup sürüşe yola odaklanmışken bunları yapabiliyorsam bu amaca hizmet ediyor işte. Hmm. Bu böyle aşağı düştüğü zaman motor sola da gider sağa da gider dengesi çizgiden kaçar. Tekrar söylüyorum. Anlatırken zor gibi geliyor da buradan buraya geçerken şu an sağ şu noktada ben Gido'nun sol tarafına bu boşta Gido'nun sol tarafına baskı. Ters baskı yapıyorum. Fakat bu Gido'nun daha geniş dışarıda ve uzun olduğu için cambazın ipte yürürken cambazın tuttuğu sopa gibi çok böyle deli gibi bir ağırlık vermiyorum. Sadece karşı ağırlık bu makineyi dik tutacak kadar. Ve ayak buraya geldikten sonra bu baskı devam etmiyor. Geçene kadar buradayım bu boşta. Kaldırdım. Bastım. Bitti. Gene normal devam ediyorum. Şu an şunu yaparsam motor sola gidecek. Bu böyle. Bunu yapacağız. İndirirken keza gene ağırlık bunda kaldığı için gene ters tarafa basıyorum. Bunun tersini yapacağız. Bunu yaparken de Gido'nun sağına basıyorum. Bunu yapacağız. Sonra burada kalmıştık. Bunu buraya aldım. Ondan sonra buraya alacağım. Yavaşça. Bu arada bütün hareketlerimiz yavaş ve akıcı. Rölantide giden bir motorun dengesini bozmadan yapıyoruz bunları. Böyleydim ya. İleri bakıyorum. Hop yavaşça buraya aldım. Tamamen motosikletin sağına geldim. Bu makine rölantide gidiyor. Şu anda geçiş anında burada da ciddi bir baskı var. Okey. Bunu yaptım. Sağ tarafa bastım. Hop kalçadan buraya aldım. Böyle gittim. Şimdi dünyanın en rahat sürüş tekniği olan lady seat, bayan oturuşu yaparak gidiyoruz. Yani bu bayan oturuşu da olaya seksist yaklaşmıyoruz ama hani genelde eskiden kadınlar motorun yan arkasına otururdu ya, otururlar, yanlamasına. Evet. Oraya dönüş yapıyorum. Ondan sonra hoca öyle böyle konuşuyor demesinler. Bunu yaparken de bakın tamamen buradayım. Ters tarafa baskı, oturdum. Çok rahat bir sürüş. Bu da böyle pıt 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 gideceğiz, döneceğiz. Slalomumuzu yapacağız. Sonra Selçuk ayak değiştir diyeceğim. Aha. Burada bu ayağı kaldırıyorsun. Bunu basıyorsun. Yani sağ ayağım sol ayaklıkta. Burada şu anda en zoruna doğru geliyorum. Zor dediğim ters tarafa en fazla güç uygulayacağın noktaya. Şimdi burada ayağa kalktığın zaman farkında mısın? Evet, evet. Her şey burada. Ağırlık oraya gelecek. Nasıl kalkacağım? Sırf bununla olmuyor. Çapraz kalkacağım. Aa, hatırlıyor musun? Binerken. Tersten binişi. Bak bu. Kalkış şu. Hop. Evet. Kalktım. Bacağımı açtım. Böyle süreceğiz. Selçuk otur. Selçuk ayak değiştir. Selçuk ayağa kalk. Selçuk diz yukarı. Bu sefer bak dizimi biraz sağ tarafa aldım. Selçuk bu dizde yukarı. Bunun en kolay olduğunu göreceksin bu arada. Selçuk ayaklar aşağı. Ha bu arada ayağını indirirken nereye koyacağını anlık bakabilirsin tabii. Hmm. Çok önemli. En sonda en kolay gibi gözükse de slalomda biraz ağırlık transfer isteyen ayakta tekel sürüşü yapacağız. Ve bu işi bitireceğiz. Hadi yapalım o zaman hocam. Önce bir göstermek istiyorum sana. Buyurun, iyi olur. Vücutta pozisyon değişimlerini hep motosiklet düz giderken yapıyoruz. Bir ayağımı açtım. Bu şekilde slalomu yapacağım. Hiç uzatmıyorum. Öbür ayağı yapacağız aynı şekilde. Bu şekilde. Dönüşlerde motosiklet yere yaklaştığı için hafifçe adım atabiliriz. Hop. Kaldırdım. Sonra bir tane elimi bırakıyorum. Burada gene slaloma girmeyeceğim. Ama dönerken başımı çevirdim. Hop. Vücuda bakın. Böyle. Aynı şekilde öbür taraf. Döneceğim değil mi? Bakıyorum. Hop. Ben dışarıdayım. Motor içeride. Bunu yapacağım. Ayağa kalkıyorum. Ayakta yön değiştirmeler, ayaklığa basarak ve vücut dışarıda. Enduro dönüşü yani. Nasıl? Enduro dönüşü. Evet, evet aynen böyle. Sonra ileriye bakarken Gido'nun sağına basıp hiç acele etmeden bu ayağı hop yukarı alıyorum. Bak burada bile
ağırlık dönüşte görüyorsun. Motorun üstünde rahatım. Hop şu. Rölantide hiç gaz vermiyorum. Motor kendine gidiyorsa o. Bu ayağı yana alacağım. Sağa bastım. Yanda gidiyorum. Bu sefer sağda. Hafif gidona baskı uyguluyorum. Başımı çevirdim. Bayan oturuşu dediğimiz. Hop döndüm. Oturdum. Sonra ne vardı? Ayak değiştiriyorduk. Bu ayak boşa çıktı. Kay kay. Şimdi vücudun üstü, gövdeyi sağa veriyorum. Hop. Bu şekilde bunların hepsini slalomda yapacağız. Bitiyor, az kaldı. Bunların tabii hepsinin ters tarafı da var. Ayakta kaykayımız var. Dönüyor, hep dönerken başımı çevirdim. Oturdum, ayak değiştirdim, kalktım, diz arkada. Slalomda da gördüğün gibi kalça hareket ediyor. Ve en son ayaktayken elimi bırakıyorum. Burada slalom birazcık zor oluyor ama rahat edersek olur, sıkıntı yok. Ne diyorsun? Vallahi hocam o kadar çok gösterdin ki bunları aklımda tutmama imkan yok. Nasıl olacak hepsini birden? Beraber yapacağız. Beraber mi? Evet. Tamam, ben önde sen gideceğim. Sen ne yaparsan ben öyle devam ben edeceğim. Ben önde gideceğim. Rölanti. Rölanti de. Evet, ayak. Kalçadan. Öbür ayak. Kalçadan. Bravo. Hop. Sol eli basit de sahilde gaz olduğu için ilk başta korkutuyor ama kolaymış. Şimdi sol el sağ ayak.
Ayak ve el değiştiriyorum. Hop. Belki kameradan göremiyorsunuz. Sol ayak dışarıda. Teklere basmıyor yani. Sağ el dışarıda. Gazı tutmuyor. Döndükten sonra ayağa. Ayağı da taktık. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Güzel. Bana bak. Sağ tarafa baskı. Boşta. Evet. Sadece sol tekere taraf. Hop. Ters taraf. Şimdi sol ayağı açtık. Hop. Hadi bakalım. Heyecanlı. Bakışları illa ki kısaya kaçıyor. Açımı istediğim anda zaten kafamı kaldırıyorum. Farkındasınız. Hop. Sol ayağım tamamen kırılıyor. Süper. Devam. 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 Güzel. Hop. 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 Ay, çıktık dışarı. Gittikçe zorlaşıyor ama çok keyifli de artıyor. Adam çok keyifli. Hop. Ters taraf. Acele yok. Yavaş yavaş, akıcı bir şekilde. Evet, ağırlığı hafiften ayağınızın olduğu, kendinizin bulunduğu yeri ters tarafındaki gidona baskı yaparak halledin. Güzel. Kolaymış. Hop. Ya. Hop. Yanda. Bana bak. Döndüm. Yavaşça oturuyorum. Woo! Bravo. Ayak değiştiriyorum. Hop. Ayak değiştir. Şirken ayağı yere. Bakış, bakış, bakış abi. Çapraz yukarı. 1-2 hop. Bu zor. Haydi. Oo. En zoru bu abi ama çok güzel. Bu çok keyifli abi. Vay vay vay. Vallahi bu çok keyifli. Vuhuu. Bravo. Otur. Ayak değiştirdim. Hop. Şahane. Devam. Hop. Oturdum. Ayak.
Şimdi her zamanki gibi hop. Haydi, bu daha zor. Bana bak. Ne güzel. Oturuyorum. Ayak değiştir. İki diz, iki ayak, iki ayak. Yapıyor şimdi. Hop. Riske at hocam beni, riske at. Ooo, çok güzel. Topu sallansın diyor. Topuyla diyordum, destekler diyor. Ve son hareket. Haydi. Burada da yine ayak peklerine yapılan baskıyla ve gidon baskısıyla kolaylıkla dönüyor. Zor bir şey değil. Dizlerle iyi sıkmak lazım. Haydi hoca, dönerken bırak beni. Bir dakika. Bir dakika hocam. Ha şimdi. Evet, dizler amortisör görevi görüyor. Motora sarıldım. Dizlerle ve gidonla yönlendiriyorum. Biraz da peklere basarak. Hallettik. Bravo. Hocam müthiş keyifliydi. Nasıl? Vallahi başta biraz tırstım ama hani o kadar kolay yapılabiliyor ki. Anlatırken daha zor gelmiyor mu kulağa? Anlatırken korkuyor insan zaten. Yani aynen. İzleyen bir adam ulan bunu ben yapabilir miyim falan der ama hani yapmaya başladığında çok basit abi. Bakışı kaçır, denge kontrolünü sağla. Aynen, tamamen denge işi. Çok da faydalı. Bunları yaptıktan sonra normal sürüş pozisyonuna geçip sürdüğün zaman aşağıda motosikleti unutuyorsun. Ne işe yarıyor aşağı? İşte o zaman bu bakış diye yırtınıyorum ya. Dikkatinin %100'ünü, konsantrasyonunu yoldaki beklenmediklere verebiliyorsun. Motor artık yok altında. Süper. Budur hocam. Bir kez daha tekrarlayayım hocam izninizle. Lütfen o piramidin alt halkasında göstermiş olduğumuz başlangıç antrenmanlarını yapmadan sakın ha bunları yapmaya çalışmayın. O antrenmanlar çok önemli. Oradan yavaş yavaş gelecek değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Hatta bu uç seviyedekileri bir yönlendirmeyle yaparlarsa benim içim daha da rahat eder. Tek başınıza yapılmayacak diye bir şey yok. Ama sonuç itibariyle teknik hareketler destek her zaman alabilirler. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu bölümü bitirelim. Bitirdikten sonra ben devam edeceğim. Çok hoşuma gitti. Ona ne şüphe, ben biliyorum. Motorcu Dostu Aytemiz'in sunmuş olduğu bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Çok keyifli bir bölümdü. Umarım siz de en az bizler kadar keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.